Ah genç adam. Sonunda seni bulana kadar. Bebeğim, bu kızı tanıyor musun? Ben değil. Cüzdanını buldum. Ama bir bak, hiçbir şey yakalayamadım. Ciro. Çok teşekkürler, ha. Ne için bekliyorsun? Git buradan, git buradan, burada para yok. En azından bana biraz su verebilir misin? Vay canına, yorgun olmalısın, değil mi? Buraya koşarak geldim. Carlos'un cüzdanını teslim etmek için. İşte senin suyun. Bunu neden yaptın? Bu senin suyun. Tanrım, Carlos, bunu ona neden yaptın? O sadece bir dilenci, merak etme. Merak etme. Her zaman böyle. Her şey yolunda mı? Evet. Ben buna alıştım. Erkek arkadaşımın sana davranış şekli için senden gerçekten özür dilemek istedim. Hayır, sorun değil. Bunun için özür dilemeye gerek yok. İnsanların bana böyle davranmasına alışkınım. Daha iyi bir kondisyona sahip olsaydım. Kutu. Kutu. Bu senin hatan değil. Çok zalim insanlar. Kapanış tablosu 4 ve tablo 6. Aklıma bir fikir geldi. Benimle gel. İşte burada. Hesabını kapatacağım ama yemeğin bitti, değil mi? Evet, işim bitti ama senden bir iyilik istedim. Konuşabilirsin. Bu. Adın ne ki? Benim adım Eduarda ama bana Dudley diyebilirsin. Bu Duda. Ona yardım etmeni, bir dönüşüm yapmanı istedim. Hala bir güzellik salonunda çalışıyorsun, değil mi? Evet, evet, hala salonum var. Aslında insanları dönüştürme olayını gerçekten seviyorum. Çok iyi. Ve onun için ne yapabilirsin? İyi. Saçını orada düzeltebilirdim. Makyaj. Gözlerini de güzelleştirecek bir şey. Kusursuz. O zaman hepsi senin. Ama ödeyecek param yok. Merak etme, Dudley. Bunu bir eğitim olarak yapacağım. Ciddi. Ve salonunuz nerede? Hemen yan tarafta. Burası benim restoranım ve bu iki işletmem var. Gidelim. Gidelim. Gözlerini açabilirsin, Melissa. Aman tanrım, onu sevdim. Gerçekten beğendin mi? Evet, o. Kusursuz. Bilmiyorum, hissediyorum. Bu kıyafette çok garip. Hepsi giyinmiş. Bu normal mi? Hayal edin, harika görünüyorsunuz. Peki, şimdi her şey ayarlandığına göre bir süre oturup konuşalım mı? Gidelim. Peki Samuel, aşk hayatın nasıl? Öyle. Ben. Tek. Ama, aslında okuldan bir kıza her zaman aşık oldum. Ciddi. Ve onun adı ne? Hadi ama biliyorum, sana yardım bile edebilirim. Sınıfın en güzel kızıydı. Ve onun da çok iyi bir kalbi vardı. Her zaman herkese yardım ederdi. Onun adı Dir. Yemek için ödeme yapmayı unuttum. Hemen alalım da restorana gidelim mi? Gidelim. Melissa, hesabınız 53 oldu. Harika, sana bir Pix yapacağım. Tanrım, param nerede? Gerçekten parayı hesapta bırakacağımı mı düşündüm? Sonra beni orada öylece beklettin. Carlos, para bizim. Devir, ortak bir hesaba sahip olmak için evli bile değiliz. Yeter artık, seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Nasıl yani? Yüzüğü benimle evlenmeni istemek için aldım. Artık seninle evlenmek istemiyorum, seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tamam, demek beni bu garsonla aldatıyorsun, öyle mi? Garson bile değil, iş yerinin sahibi. Sırf restoranı var diye beni onunla aldatıyorsun, değil mi? Carlos. Bir şey biliyor musun? Kafana koyduğun şeye inanıyorsun. Eğer böyle düşünüyorsan, evet, onunla birlikteyim. Bir şey biliyor musun? Ben de başka biriyle birlikteyim. Hayır. O zaman yüzüme su attın ve şimdi beni öpmeye mi geldin? Sen o kırlı kız mısın? Ve seni öpmeye çalıştım mı? Ne kadar iğrenç, değil mi? Carlos, defol git buradan. Zaten çok rahatsız edici davranıyorsun. Yaprakları. Bilmek istiyor. Evet, yapacağım. Neden orada sana yakın durmayacağım? Ah Samuel. Üzgünüm. Buradaki tüm bu sahne için. Eski erkek arkadaşım bir. Sessiz, o gerçek bir rahatsızlık.
Sonra Samuel, kimseye ihtiyacın yok mu? Bazı bulaşıkları yıkamak, masaları yıkamak mı? Vay canına, Dudley. Şu anda bu konuda bana yardım edecek birine gerçekten ihtiyacım var. Bu iş için hazır mısın? Evet, elbette. Tamam, diğer masada birkaç şeyi halledeceğim ve hemen geri döneceğim, tamam mı? Ciro. Affedersin. Melissa, ondan hoşlanıyorsun, değil mi? Ben. Hayal. Aşık olduğu kızın sen olduğun belli. Dir. Pek sanmıyorum. Eminim biliyorsundur. Biliyorum, bir planım var. Sadece beni takip et. Vay canına, kendi başıma çözecek çok şey var. Aman tanrım. Gidelim. Yani boşluk benim mi? Elbette var. Evet, bir şey daha var. Melissa'nın da bir işe ihtiyacı var. Eski sevgilisi için çalışıyordu ve şimdi ayrıldılar. Öyle. İkisi çoktan başladı. Gidelim. Ciddi. Cidden, evet. Ciro. Onu alacağım. Öyleyse gidelim. Sana her şeyi açıklayacağım. Ciro. Samuel. Bana aşık olduğun kız hakkında daha fazla bilgi ver. Öyle. O şimdi bekar. Ve kendini ona ilan edecek misin? Oh, yapacağım, evet. Yakında, yakında. Melissa, bir müşteri geldi. Katılabilir misiniz? Berrak. Talebiniz nedir? Gelen müşteri Melissa'nın eski sevgilisi değil mi? Oh, bu doğru. Yani garson olmam için beni terk mi ettin? İnanamıyorum. Ve bununla ilgili sorun ne? Tamam, öyleyse isteğimi getir. Biraz su istiyorum, git, yürümek. Hızlı. Bana bırak. İşte suyunuz. Ne yaptın seni kurusu? Geçen sefer bana verdiğin gibi sana da su verdim. Bak, senin yüzünden ıslandım. Şimdi o restorana bir daha asla gitmiyorum. Tuda'nın eski erkek arkadaşıma ne yaptığını gördün mü? Onu gördüm. Onun da öğrenmesi güzel, değil mi? Evet, belki şimdi insanlara nasıl daha iyi davranacağını öğrenir. Okulda aşık olduğum o kızı söylemek istedim. Sensin. Aşk hikayemize başlayabilir miyiz? Biliyor musun, bugünlerde burada çalışıyorum, ben de sana aşık oldum. Seninle bir aşk hikayesine başlamak bir zevk olurdu.